Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz kalp zinciri örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Bakın modelimiz minik minik kalplerden oluşuyor. Yapılışı oldukça kolay. Şimdi yaz aylarına yaklaşıyoruz. Çok güzel yazlık örgüler yapabiliriz bu modelden. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş, güzel bir model. Dediğim gibi yapılışı da oldukça basit. Şimdi isterseniz modelimizin yapılışına geçelim. Modelimizin yapılışına geçmeden önce alt tarafta görünen kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve çıkan zil simgesini aktif hale getirerek de yüklediğim videolardan ilk olarak siz haberdar olabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şimdi ilmeklerimizi atarak modelimizin yapılışına başlayalım. Modelimiz çift ilmekten oluşuyor. 2 ilmek ve katları olarak bu şekilde sayılarımızı ayarlayabiliriz. Bakın 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde ilmeklerimizi atarak hazırlayalım. Şimdi ben 2 ilmek ve katları olarak toplam 20 tane ilmeğimi attım. İlk sıramızı örgüye hazırlamak için bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde ters olarak örelim. Bu şekilde ters örgü olarak örmeye devam edeceğim ilk sıramı. Arka tarafa geçtiğimde de arka tarafta da yine aynı işlemi yaparak bir sıra ters örgü örüp sıranın başına ön yüze geleceğim. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde ters olarak ördüm. Ön yüzde sıramın başındayım. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi örgümün arkasına geçirdim. Düz örüyormuş gibi. Bu şekilde şişimin içine battım. Bir ve iki sefer şişi doladım. Ve aynı girdiğim ilmekten geri çıktım. Şimdi sıradaki ilmeği yine düz örüyormuş gibi şişimle battım. İki sefer şişimin başını doladım ve aynı ilmekten geri çıktım. Tekrar yapalım. Şişimle düz örüyormuş gibi şişimle battım ilmeğime. İki sefer doladım ve aynı ilmekten geri çıktım. İki sefer dolayıp düz örüyormuş gibi geri çıkıyoruz. Düz örgü örüyoruz fakat bir sefer dolamayıp iki sefer doluyoruz. Sıradaki bütün ilmekler için aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu şekilde iki sefer dolayıp aynı battığımız ilmekten geri çıkartıyoruz. Bir, iki sefer doladım ve geri çıktım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Bütün ilmeklere aynı işlemi uyguluyorum. İki sefer dolayarak örgü yaptığımız için çok hızlı ilerleyen, çabucak biten bir model. Örmesi gerçekten çok keyifli. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Son kez doladım. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. İlk sıramızın sonunda bakın her ilmeğimiz çift olmuş oldu. Kenardaki ilmekler hariç. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. Arka yüzde kenar ilmeğimi öncelikle örmeden aldım. Biraz fazla sıkmışım. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki iki ilmeği bakın bu şekilde şişimden boşaltıyorum. Tekrar soldaki şişimin üzerine bıraktım iki ilmeğimi. İpim örgümün arkasında. Bu ilk ilmeğin içinden battım ve ikinci ilmeği aldım. Düz olarak ördüm. Ördüğüm ilmeğimi şişimden çıkardım. İkinci ilmeğim şişimde kaldı. Onu da düz olarak ördüm. İlk örneğimiz oluştu. Tekrar yapalım.
İki ilmeği serbest bırakıyoruz. Bakın bir, iki. Doladığımız için iki tane uzun ilmeğimiz oldu. Tekrar soldaki şişimi aldım bu iki ilmeği. İpin bu arada örgümün arkasında. İlk ilmeğin içinden batıp ikinci ilmeği örüyoruz. Tekrar yapalım. Bakın bu şekilde. Öncelikle ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Şişimden çıkardım ve ikinci ilmeği de düz olarak ördüm. İki ilmeği serbest bıraktım. İlk ilmeğimin içinden bu şekilde şişimle battım. İkinci ilmeği netlesin istiyorum bu şekilde. İkinci ilmeği örüyorum öncelikle düz olarak. Onu serbest bırakıp devamında ikinci ilmeği de örüyorum. İki ilmeğimi önce serbest bıraktım. Soldaki şişimi aldım. İpim örgümün arkasında. İlk ilmeğin içinden batıp ikinci ilmeği çıkarttım ve düz olarak ördüm. Devamında da ikinci ilmeği ördüm. Şekilde. Öncelikle ikinci ilmeği örüyorum. Sonra şişimde kalan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki ilmeği bıraktım. Soldaki şişimi aldım. İlk ilmeğin içinden girerek öncelikle ikinci ilmeği düz ördüm. İçinden geçtiğim ilmeği de düz olarak ördüm. Bir, iki ilmeği serbest bırakıp soldaki şişimi alıyorum. Öncelikle ikinci ilmeği örüp serbest bırakıp sonrasında kalan ilmeği de düz olarak örüyorum. Yaptığımız işlem bu kadar. Son kez aynı işlemi yapalım. Önce ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Şişten çıkartıp şişte kalan ilmeği de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün başına geldik. Örgümüzün ön sırasındayız. Tekrar ilk sırada yaptığımız aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İpim örgümün arkasında. Düz örüyormuş gibi şişimi batırıp iki sefer dolayıp aynı ilmekten geri çıktım. Bütün ilmeklerimi aynı işlemi uyguluyorum. İki sefer dolayıp aynı ilmekten geri çıktım. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ön yüzde yine bütün ilmeklerimi çift dolayarak ördüm. Şimdi örgümüzün arkasına geçtik. Arka sırada yine bir önceki arka sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi bu şekilde serbest bıraktım. İpim örgümün arkasında. Öncelikle ilk ilmekten batıp ikinci ilmeği alıyorum ve düz örüyorum. Ve devamında şişimde kalan ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Tekrar yapalım. İki ilmeğimi bu şekilde serbest bıraktım. Uzun iki tane ilmeğim oldu. Tekrar soldaki şişime bıraktım ikisini de. İlk ilmeğin içinden batıp ikinci ilmeğimi alıyorum. Öncelikle ikinci ilmeği düz olarak ördüm ve şişimde kalan diğer ilmeği de düz olarak ördüm. İki ilmeğimi serbest bıraktım. Soldaki şişimi aldım ikisini de. İlk ilmeğin içinden batıp öncelikle şu taraftaki ilmeği örüyoruz. Ve şişte kalan ikinci ilmeği de düz olarak ördüm. Tekrar yapalım. Sola aldım ikisini de. Öncelikle ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Şişimde kalan ilmeği de düz olarak ördüm. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım.
Bakın kalplerimiz oluşmaya başladı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Ben çok severek ördüm. Çok sevdim bu modeli. Eminim sizler de seveceksiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.